Artı TV Köln stüdyolarından merhaba. Yeni bir Artı Doğu programıyla karşınızdayız. Bu akşam hem gazetecilik yönüyle hem Orta Doğu'daki diğer gelişmeler boyutuyla Artı Doğu'da konuklarımla konuşacağım. Her iki konuğumu da tanıyorsunuz. Benim gazeteci meslektaşlarım Fatih Polat, Evrensel Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni. Hoş geldiniz. Yine Erk Acarer, Bir Gün Gazetesi yazarı, muhabiri aynı zamanda, öyle diyelim. Başarılı bir gazeteci, muhabir arkadaşımız. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk, eyvallah. Doğrusu, yani işin gazetecilik boyutuyla deyince hemen böyle bir daha çok hükümete yakın medyadan Fatih'le de başlamak istiyorum. Eskiden de manipülasyon vardı gazetecilikte aslında. Yani hiçbir zaman gazetecilik böyle dümdüz gitmemiştir. İşte aman aman her şey düzgün gitmemiş ama hiç bu kadar manipülasyon böyle göze batar biçimde de yapılmamış. Son günlerde özellikle hükümete yakın medyada bu Orta Doğu'daki savaş kışkırtkanlığını da göz önüne getirince çok göze batan ya da işte Türkiye'deki demokratik gelişmelerle ilgili çok göze batan bir gazetecilik görüyoruz. Yani gazeteciliğin Türkiye seyrini göz önüne getirdiğimizde ne durumda gerçekten? Eskiden bu kadar göze batmazdı ama şimdi niye bu kadar göze batıyor? Yani aslında tabii şöyle bir kritik şey var. Yani savaş durumlarında düşmana yöneltilen suçlamaların kanıtlanması gerekmez diye bir medya düsturu var. Ve bu ortam neyi kaldırırsa ona göre yapılabiliyor. Yani bazen işte diyelim Körfez Savaşı sırasında bir aslında filmdeki bir karabatak yeniymiş gibi konulabiliyor. Ya da daha önceki tarihlerde başka türlü manipülasyonlar var. Şimdi de yani işte daha ağır manipülasyonlar. Belki işte başka bir yerde çekilmiş olan bir çekim. İşte Alpler'de PKK'nın verdiği eğitim faaliyeti şeklinde son derece mizansene dayalı. Hatta yani diyelim kurgu ustası Kafka'yı bile mezarında ters döndürecek kadar aslında kurguya dayalı şeyler söz konusu. Ama tabii burada sanıyorum şöyle bir yöntem var kafalarında. Sonuçta belli bir kitle zaten bunun gerçek olmadığını biliyor. Ama bu bir psikolojik savaş zemini yaratmak, oluşturmak açısından belli bir kesimin desteğini hükümetin arkasına sağlamaya dönük bir yayıncılık olarak yapıyor. Burada basın meslek ilkeleri tamamen ayakları altına alınıyor. Aslında bakıldığında bunlar mesleki olarak suç diye tabir edebileceğimiz şeyler. Çünkü yalan ve yanlış haberlerle aslında ülkelerin bile savaşın eşiğine geldiğini biliyoruz. Dolayısıyla bu bilinçli olarak yapılıyor aslında. Yani bu bilinçliden kastı o gerçekten kitleyi inandırma, halkı inandırma gibi bir eğilim de var mı bu işin içerisinde? Tabii yoksa bence var. Yani şöyle sadece insanlar gülsün diye yapılmıyor. Yani bu belli bir kesimde yanlış bir kanı oluşturmak üzere gerçekten bir tehlike olduğuna ilişkin yani işte artık işte terör diye tanımlanan yapılar dünyanın her tarafında işte içeride dışarıda her yerde bize karşı harekete geçiyorlar ve buna çeşitli ülkelerde gözümüyor Avrupa ülkeleri vesaire. Dolayısıyla Türk'ün Türk'ten başka dostu yok ve burada iktidarın arkasında olmamız lazım. Hatta diyelim şimdi adalet yürüyüşü var, medyanın da bunun görünür olması iktidarı rahatsız ediyor. Dolayısıyla tüm bunlar içinde de gündemi görece değiştirerek ne kadar yapılabilirse bir ulvi milli bir görev etrafında kitleleri mobilize etmeye dönük bir şey olarak yapılıyor. Tabii çok şarlatanca yapıldığı için biz gazeteciler olarak bence profesyonel bir gözle baktığımız için her tarafından döküldüğünü hissediyoruz. Ama belki başka kesimler açısından belli yönleri inandırıcı da bulunuyor olabilir. Böyle bir tehlike var yani. Sonuçta biz zehir, o zehri fark ettiğimiz için mesafeli duruyoruz, teşhir ediyoruz ama kitleleri zehirleme potansiyeli olabiliyor diye düşünüyorum. Ya ilginç bu boyutuyla yine devam etmek istiyorum da aslında Erke de belki sorayım. O da sonuç itibariyle muhabir ama bu yapılanların göz önüne getirdiğinde yani Alp Dağları'nda kamp kurmuş bir PKK varlığı söz konusu olsa gerçekten durum Türkiye'de herhalde çok daha farklı olurdu. Şüphesiz. Bir ikincisi yani Alp olmadığı çok belli olan bir yerden belki de Belgrad ormanlarından yapılmış bir yayınla tutup bunu ciddi ciddi yutturmak ondan sonra bir asker emeklisini getirip ekranın önünde o Alp Dağları'nın büyük ormanlarının üzerinde PKK'nın kamplarını çok özel görüntüler diye tırnak içerisinde vermek
Cidden bunun gazetecilikteki karşılığını nasıl değerlendirmek, nasıl yorumlamak gerekir? Valla Fatih abinin sözleri arasından bir kelimeyi seçtim. Şarlatanlık kelimesi çok önemli burada. Ben şöyle bakıyorum tabii. Aslında şarlatanlık sadece basın sektöründe gerçekleşen bir durum değil günümüz Türkiye'sinde. Pek çok şeye iktidarın dili yansıyor. Yani biz gördüğümüz hiçbir şeyi aslında 15 yıllık iktidardan bağımsız bir şekilde görmüyoruz. Yani bu o kadar komik ki verin 400'ü bu iş sorunsuz çözülsün diyorlar. Ankara katliamından sonra anket yaptık, oylarımızın yükseldiğini gördük diyorlar. Millet kaosu seçti diyorlar 7 Haziran seçimlerinin hemen ardından. Dönüp bugün adalet arayışında olan insanları terörist olmakla eşitliyorlar. Yani şimdi bu noktadan baktığımızda aslında Türkiye'deki basın sektörünün iktidarın dilinden ve iktidarın açtığı o saçma kanaldan çok farklı olmadığını görüyoruz. Biz şüphesiz gülüp geçiyoruz. Daha da önemlisi meslektaşlarımız adına çok utanarak izliyoruz gülüp geçmek bir tarafa. Ama ne yazık ki hani şey derler ya Fehim abi, her kör satıcının bir kör alıcısı olur. Türkiye biraz da ne yazık ki bugünlerden geçiyor. Kandırabileceğiniz bir kitle yarattınız. Şimdi o kitle size inanıyor ve bir kısır döngü içerisinde develenip duruyoruz. Maalesef Türkiye'de habercilik, tabii ki bizi tenzih ederek söylüyorum, maalesef bu boyutlarda. Yani bir boyutu da belki bu yönüyle bir somut örnek vererek sormak istiyorum. Doğrusu ben gazetecilik hayatımın bir bölümünü Orta Doğu'da geçirdiğim için ciddi ciddi o silahlar patladığında nasıl yapıldığını biliyorum yani. Ama geçen A Haber'de bir haber yayınlanmıştı. Ki en çok yapanlardan biri de o. Gazetelerde de benzer şey. Yani işte sınır bölgesinde sözüm ona. Birdenbire iki silah sesi gelince A Haber'e ateş açıldı diye, ama ilginç, gerçekten ilginç. Ona halk nasıl inanır ben anlayabilmiş değilim. Silah sıkanlar gülüyor. İşte yat 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 diyor kameramanına, ama kameramanı en güzel açıdan pekala rahatlıkla görüntü almaya devam edebiliyor. Yani bu yalan bomba gazetecilik, çok açık bir bombardıman. Ama halk buna izleyince nasıl inanır? Yani o belki bir sosyoloğun veya psikoloğun tabii, değerlendireceği tabii. Bir şey ama gazeteci gözüyle nasıl görmek gerekir bunlar? Çünkü yani çok bariz. Bu mesleğin tabii çıtasının ne kadar düşürüldüğünü gösteriyor aslında. Bir de şunu da gösteriyor. Yani iktidarın kendisi karşısında sorun olarak gördüğü medya alanına ilişkin gerçekleştirdiği büyük ablukanın içinde diyelim 160'tan fazla gazeteci cezaevinde duruyor. 200 medya organı kapatıldı. Her gün bir sürü gazeteci davası var. Ama bu şuna da yol veriyor. İktidarı destekleyen yayın organlarına her türlü şeyi yapabileceklerine ilişkin. Yani iktidarı desteklemek için her türlü yalan söylenebilir gibi bir meşruiyet alanı da açıyor. Hatırlarsak şimdi yargılanan gazeteciler son derece saçma sapan iddianamelerle, yayın politikalarıyla suçlanıyor. Gazetelerin yayın politikalarını değiştirmeleriyle. Bugün yine bir iddianame çıktı. Yani 3 meslektaşımız cezaevinde Tunca Öğreten, Ömer Çelik, Mahir Kanaat ve 6 gazeteciyi kapsıyor. Bu iddianameye bugün baktık. Hukukçularla da konuştum ben. Deniz Yücel'in de olduğu da. Deniz Yücel ayrıldı dosyası. Deniz Yücel'le ilgili diğerlerine telefonla konuşmaya ilişkin suçlama yöneltiliyor. Ama orada şüpheli diye anılmamış. Yaman Akdeniz'le de konuştum. Mahir'le Tunca'nın avukat grubunu yöneten Profesör Doktor Yaman Akdeniz Bilgi Üniversitesi'nden. Şimdi o da bakıldığında Redek'le hani Daş Kapıcı arasında iddia edilen ilişkinin bile kurulmadığını iddianamede söylüyor. Yani iddianamede bir arkadaşımızla ilgili bir günden Mahir Kanat'la ilgili örgüt üyeliği suçlaması var. Diğerleri Ömer Çelik, diğerleriyle ilgili örgüt propagandası ve Tunca Öğreten'le ilgili de örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek. Şimdi bakıldığında bu iddianamede işte Redek'in maillerinin, eklenen maillerin kullanılmasıyla ilgili bir şey var. Ama böyle bir suç, çünkü bir örgütle ilişkilendirme bakımından bile somut delil yok. Bunların hepsi havada kalan şeyler aslında. Yani normalde aslında hemen tahliye verilmesi gereken bir haksız tutum var. Şimdi bir tarafında bu var aslında.
Böyle olunca yani ağır keyfiyetlerle gazetecilerin bu kadar kolay hapis yattığı bir ülkede havuz medyasının, yandaş medyanın, merkez medyasındaki işte iktidar yanlılarının yolu da alabildiğine açılıyor. Yani keyfiyet bakımından yani son derece elleri rahatlıyor ve iktidarı memnun etmek için örneğin Erdoğan'la ilgili. Ben programı yaparken onlara biraz da yol göstermek istiyorum. Yani yapıyorsanız doğru dürüst yapın evet, diye işte, de bir işaret evet, veriyorum. Farklı ahlaktan beslendikleri için. Doğru gerçekten yani çok bariz bir evet. şekilde yapıyorlar. Yani o iddianamelerde öyle geçmişte de mesela diyelim ki iddianameler hazırlandı ama savcı en azından oturur uğraşırdı. Bu kadar bariz hatalar yapmazdı şimdi. Birçok iddianamede de özellikle. Bir tane hani film ekibine vermek lazım. Hani iyi bir yönetmeni yani senariste verip onları en azından onların desteğiyle sağlam bir iş yapmak lazım. Azlı Çelik bu işi o sur döneminde evet. iyi yapmıştı aslında evet. yani. Ondan ders alabilirlerdi evet. biraz. Tabii biraz önce siz aslında kısmen değindiniz ama bir de bu işi çok doğru yapanlar var. Yani yiğidi öldürüp hakkını yememek lazım. Hala Türkiye'de gazeteciliğin namusunu koruyan, bunu layıkıyla yapmaya çalışan arkadaşlarımız, meslektaşlarımız var. Yani gazeteler, Bir Gün, Evrensel, Özgürlükçü, Demokrasi, Rojava Medya, Cumhuriyet'ten arkadaşlar. Onların yaptığı gazeteciliği, yani her şeye rağmen bu gazeteciliği sürdürenler, birincisi ne kadar halka ulaşıyorlar, ikincisi gerçekten onların bulunduğu koşulları bu aşamada nasıl değerlendirmek gerekir, nasıl görmek gerekir? Ya aslında gazeteciliğin teknik olarak da sıkıntılı günler yaşadığı bir süreçten geçiyoruz. Biz muhalif medya çalışanları aynı zamanda uzun yıllardan beri birer aktivist gibi de hareket ediyoruz. Yani evet ülkenin koşulları çok tatsız, her anlamda büyük bir çöküntü ve yozlaşma içerisinde zaten bir yurttaş olarak bunları dile getiriyorsunuz. Ve hasbelkader yazan, haber veren birileri olarak da halkı bu haberlerle bilgilendiriyorsunuz. Dolayısıyla bu yurttaş bilinci ve gazeteciliğin örtüştüğü yer Türkiye'de artık biraz şey olmaya başladı, sıkıntılı olmaya başladı. Yani biz haberciyken aslında başka bir şeye de dönüştük. Ben yayından önce Fatih abiyle konuşuyordum. Yani evet haberi yapıyorsunuz, haber ses getiriyor, kitlelere ulaşıyor ama bir yandan da o haberi örgütlemeniz gerekiyor. Yani Türkiye'de şüphesiz bir takım şeyler kötü gidiyor ve buna halkın tepki vermesini istiyorsunuz. Bu aslında ilk sorduğunuz sorunun yanıtıdır Fehim abi. Aslında haber çok yere ulaşmıyor. Bunun belli nedenleri var. Ya işte o iktidarın dili nedeniyle halkın büyük bir bölümü habere sırtını dönmüş oluyor. Yani gerçekleri kabullenmemek, duymamak, görmemek, konuşmamak, üzerine sünger çekmek istiyor. Bir başka kesim inanmak istiyor belki. Böyle bir sıkıntısı da var haberin. Yani geniş kitlelere haberinizi ulaştırmak için de aslında bir aktivist olmaya doğru. Yani gazetecinin yanı sıra bir aktivist kimliği de konuşmadan gitmiyor. O günlerden geçiyoruz maalesef. Bu tabii yorucu bir serüvende bir tarafı açısından bizim için. Yani haberi bulun ve dediğim gibi haberi örgütleyin. Zor bir şey. İlerisi için tabii umutlu olmak gerekiyor ve bugünden yarına habercilik nereye gidecek, nasıl daha verimli değerlendirmeliyiz, bunun hesaplarını yapmamız gerekiyor. Çünkü Türkiye'de her noktada olduğu gibi habercilik konusunda da çok sıkışıp kaldık. Evet, olur. Tabii Fatih daha belki Türkiye'de olmanın etkisiyle sıcağı sıcağına yaşıyor. Hem bir gazetenin evet. yayın yönetmeni hem de özellikle ben gazeteciyim inisiyatifinin en aktif üyesi. Üyelerinden birisi. Yok en aktif. Ben de oranın en pasif üyesi olarak konuşuyorum tabii burada. Doğrusu Erkin de dediği çok önemli. Yani hem haberi yapıp hem onun bir aktivist gibi örgütlenmesini sağlam ama diğer taraftan sizin inisiyatifler aracılığıyla aynı zamanda ihlalleri de takip etme gibi bir durumunuz söz konusu. Biraz o durumu özetleseniz bize gerçekten. Şimdi evet yani şimdi Erk konuşmasında iktidarın bilinçlendirdiği okur algısından söz etti. Çok önemli bir vurgu. Şimdi biz toplum olarak aslında ihlallerle ilgili örneğin işte bu haber nöbetinden sonra oluşturulan Ben Gazeteciyim inisiyatifinde
pazar günü dışındaki her akşam ihlalleri veriyoruz. Bu aslında işte o halde medyanın hali diye günün bülteni oluyor bu ve burada bir şekilde koşullandırılmış kesimlerin de aslında sosyal medyada ulaşım şeyi daha geniş aslında. Diyelim bir gazeteyi almayan ama diğer taraftan bir gazetecilik inisiyatifinin şu ya da bu nedenle takip eden, AKP'ye oy vermiş olan, referandumda evet demiş olan kesimler de var. Şimdi bu bütün bu bilgileri paylaşmak sonuçta son derece önemli. Bunu iki türlü bir Journey'in Türkiye diye İngilizce hesaplı da yapıyoruz. Ben gazeteciyim diye de yapıyoruz. Uluslararası basın örgüt, meslek örgütleri de takip ediyor. İşin bu tarafı tabii günlük bilgi paylaşımı önemli gündemleştirmek açısından çünkü bu görünmez kılınıyor. Yani merkez medya zaten bunlar hiç yokmuş gibi davranıyor. Hatta iş orayı da çoktan geçti. Şimdi diyelim Cumhuriyet Gazetesi ile ilgili iddianame ilk önce Sabah Gazetesi'nin belli yerlere yakın olduğunu tahmin ettiğimiz bir muhabirine servis ediliyor ve o ilk önce Cumhuriyet'le ilgili şok iddianame diye veriyor onu. Yani yahut da işte bir şekilde mahkum olan arkadaşlarla ilgili, meslektaşlarımızla ilgili geçmişte karar çıkmadan cemaat medyasına ilişkin yayınlarda bunlar duyurulmuştu. Yahut da meslektaşlarımız işte Ahmet Şık, diğerleri işte terör örgütünden, hani terörden mahkum oldular, gazetecilikten değil diye manşetlere maruz kaldılar. Şimdi bu tabii yalan bombardımanını delmeye çalışmak son derece önemli. Yani bu bir de şunu da belki belirtmem lazım, ufacık bir ek yapayım. Şimdi bunların arasında tabii daha yani bilginin de bir hiyerarşisi oluyor açıkçası. Yani örneğin nasıl bir şey oluyor? Diyelim belli gazeteciler daha bilindiği için yani ihlal de paylaşsanız onların davalarına ilişkin uluslararası kamuoyunun algıları daha açık oluyor. Ama örneğin bir Nedim Türfent kafes diye tabir ettiği bir hücrede belli bir süredir tutuluyor ve 13 aydır tutukluyla ilk duruşmasına çıktığında ama onunla ilgili bilgi biraz daha geride algılanabiliyor. Onu da öne çekebilmek. Yani o nedenle biz inisiyatif olarak o davalarda mümkün olduğunca gitmek. Nedim Türfent'in davasına gitmiştik örneğin. 13 tane tanık konuştu. 24 tane tanıktan söz ediliyor. 12 tanesi ağır işkence altında yalan ifade verdikleri söylendi. Ve bakıldığında orada aslında o polislerin her birisiyle ilgili yeni iddianame düzenlenmesi lazım. Yani ağır suç, bir korku filmi gibi bir şey izliyorsunuz aslında. Duruşma izliyorsunuz. O gazetecinin hemen bırakılması gerekirken 9 Ağustos'ta duruşma ertelenebiliyor. Bunların hepsine özellikle merkezin dışında duranlara da özel bilgi gerekiyor diye düşünüyorum. Bu inisiyatif boyutu. Bir de hala yayıncılığını, gazeteciliğini yapmaya çalışan, habercilerini yapmaya çalışan insanlar açısından kısaca. Ya orada tabii şu var. Çünkü aynı zamanda bir sorumluluk gereği işini de yapıyor. Tabii ki. Haberini tabii ki. Topluyor, gönderiyor. Tabii ki. Yani bu şöyle bir durum tabii. Şimdi topladığınız bilgi eğer iktidarı canını sıkacak bir bilgiyse, bir gerçekse bir kere onu toplama aşamanızdan sayfanın girme aşamasına kadar tehlikeli bir süreç yaşıyorsunuz. Sokakta toplarken polis şiddetine maruz kalabilirsiniz. Sayfaya girdikten sonra altında imzanız varsa siz yahut da yoksa işte sorumlu yazı işleri müdürü yargılanabilir. Dolayısıyla gerçeğin bedelini ödeyerek ancak gazetecilik yapabileceğimiz bir süreçten geçiyoruz. Yani açıkçası tutuklanmayı çok da belki hani bu çok bir gazeteci için insani bir duygudur. Hani aynı şeyi diyelim tutuklanmadan yazabilme gibi bir şey ama buna rağmen tutuklanmayı gerektirecek neden olabilecek Türkiye ikliminde şeyler var. Dolayısıyla bunların da artık kabullenilerek bir habercilik yapmak. Yoksa habercilik kanalları açıkçası tamamen kapatılıyor. Yani az sayıda da olsa sonuçta evet, bedelini var, tabii öderim, ki tabii ki. Yani burada sen isimlerini andığın için belli basın kurumlarının ben bir de tabii sayıları az da olsa farklı diyelim merkez medyanın içinde direnmeye çalışan, mesleki ilkelere sahip çıkmaya çalışan arkadaşlar da var. Onlara da bir selam yollamış olalım tabii. Aynen doğrudur yani onların da hakkı diyemeyelim evet. Ama sonuç itibariyle kurumsal tabii ki, tabii ki, haklısın. Söz ettim ben. Evet. Bir şey bu belki Türkiye'deki gazetecilik seyrinde biraz bununla bitirelim. Siz sonuçta Orta Doğu'yu da takip ediyorsunuz ama gazeteciliğin bir de böyle savaşı destekleyen yönü var. Çok açık, bariz yani savaş kışkırtanlığı yapıyorlar. Yani birincisi bunlar Türkiye'yi nereye götürür? Yani bu savaş kışkırtıcılığı üzerinde yayıncılık yapmak. İkincisi gerçekten yani
bile bile Lades demek değil mi bu Türkiye'de onları izleyenler açısından? Yani savaş adam açıkça savaş şöyle bir öldürmeyi savunuyor ama onun haberciliğini yaparken de karşılık bulabiliyor tırnak içerisinde en azından. Biraz Fatih abinin yine söylediklerinden devam edeyim. Türkiye'de haberi bulmak aynı zamanda çamura dalmakla eş anlamlı bir şey. Çünkü bu ben iktidarın başımıza açtığı çamurdan söz ediyorum. Haberi bulmak için işitçilerden haber alacaksınız. Haberi bulmak için hırsızlık dosyalarından haber alacaksınız. Haberi bulmak için Suruç Ankara katliamından, Cizre'deki yıkımlardan alacaksınız. Ve bunların hepsi tabii ki risk. Riskin tanımı da şu aslında. İktidar bir şeyleri gizlemek istiyor. Bazı tırnak içerisinde ahlaklı ve işini düzgün yapmaya çalışan insanlar da bunun gizlenmemesi için uğraşıyor. Dolayısıyla muhalif gazetecilikle bugünkü iktidar arasında sürekli bu cezaevi süreçlerinde buradan okuyabiliriz bir birbirini didikleme var. Bir karşılıklı itişme var. Şimdi diğer meseleye gelmek gerekirse evet Türkiye'de tuhaf şeyler oluyor. Ama çok uzun zamandır tuhaf şeyler oluyor. Yani bir kronolojiye dökersek Gezi ile beraber yoğunlaştığını görüyoruz biz bu işlerin. Çünkü ilk defa Gezi sürecinde Tayyip Erdoğan'ın kalabalıklardan çok fazla korktuğunu görüyoruz. Ve bu süreçte aslında iktidarın gazetecileriyle birlikte farklı sektörlerin de bize dayatıldığını görüyoruz. İşte deriz yani Twitter'daki tetikçiler, iktidarın Twitter trolleri. Şimdi böyle bir sistem de kurdular ne yazık ki. Ve artık bu insanlar iktidarın bir biçimde sözcülüğünü de yapıyorlar. Dün, evvelsi gün, ondan önceki gün pek çok şeyi takip ediyoruz Twitter hesaplarından. Gerçekten de bir iç savaş kışkırtıcılığı yönünde haberler yapıyorlar. Bölge savaşı da. Yalnız iç savaş aynen olsa öyle. Keşke bölge şimdi, savaşı. Şimdi Türkiye'nin aslında bu adamların ne kafaları çalışıyor, ne sosyolojik ne siyasi temeller biliyorlar. Türkiye'de nasıl bir kırılmaya, Türkiye'nin nasıl bir kırılmaya uğrayabileceğinden habersizler. Yani o gazeteci dediğimiz, o tetikçi dediğimiz, o at troll dediğimiz arkadaşlarımızın da aileleri, çocukları, çocukları var. Zannediyorlar ki ülkede bir savaş olursa sadece bize uğrayacak. Yani bizi rahat rahat kesecekler, bize istedikleri gibi yaptırım uygulayabilecekler, o dağıtılan tırnak içinde pompalı silahlarla evlerimizi basabilecekler. Ama savaşlar böyle olmuyor. Savaşlar mahalleleri, sokakları, ülkeleri sarıyor siyah bütün gibi. Dolayısıyla bu risklerin görülmesi gerekiyor. Bunun anlaşılması gerekiyor. Suriyeliler şöyle anlatırlar Fehim abi. Derler ki biz televizyon seyrediyorduk ve yaklaşan bir şeyi hissediyorduk. Ama günün birinde İstanbul'un çöplüklerinde buluşabileceğimizi bilmiyorduk. Yani evet. Birbiriyle orada savaşan insanların başka bir ülkede çöplüklerde buluşmasından söz ediyoruz. Savaş böyle bir şeydir. Türkiye savaş böyle bir şeydir. İnsanlardı anlattıklarınız. Yani dolayısıyla ya şimdi bunlar çocuk oyuncağı değil. Bir talebi var insanların. Bir yürüyüş yapıyorlar. Cezaevinde tutuklu gazeteciler var. Cezaevinde tutuklu milletvekilleri var. Ve Türkiye'de gerçekten somut olarak adaletin bittiği bir nokta var. Bir paket program istiyor bu insanlar. Bir paket program istiyoruz. Bir şeyler yapın diyoruz ya. Ya zulüme artık üzerine sünger çekmeyin. Bakın programdan önce konuştuk. Tuhaf şeyler oluyor dediğim. Ankara'nın ortasında 13 insan kaybediliyor. 560 tane bebeğiyle beraber kadın cezaevinde yatıyor. Yani öyle bir terörize, öyle bir terör estirmiş ki iktidar. Artık her kesim bundan etkileniyor ve insanlar bunun karşılığında taleplerini yerine getiriyorlar. Diyorlar adil olun ya. Hı. Çok basit bir istem bu. Ve bu adil olun çığlığının karşısında işte sizi pompalı silahlarla bekliyoruz. Kılıçdaroğlu İstanbul'a varmadan acaba suikast mı yapılacak? Yani türlü türlü Türkiye'de hiç görmekten utandığımız, dillendirmekten utandığımız hareketler. Çocuk musunuz? Tezek döküyorsunuz yollara filan. Yani şunu söyler sanıyorum ki
Geçen gün Cumhuriyet Gazetesi'nden Ali Sirman da yazdı. Sanıyorum ki Puşkin söylüyor. İlk sahnede silah varsa son sahnede o silahlar patlar diyor. Şimdi Türkiye ne yazık ki böyle bir serüvene doğru ilerliyor. Şimdi biz de diyoruz ki yani bunu yapmayın artık. Hep beraber yaşayalım. Hep beraber formülize edelim. Yani bu ülkede hep beraber yaşayacağız değil mi eninde sonunda? Bunun karşılığında dilleri de aynı. Yine terörist olmakla, yine iktidara karşı olmakla, yine vatan millet haini olmakla falan. Böyle bir şey değil ki. Adalet istiyor insanlar. Basit talepleri yerine getiriyor. Herhalde şu da var yani sonuç itibariyle böyle bir iktidarı sürdürenler normal koşullarda iktidarda kalamayacaklarını da iyi biliyorlar. Şüphesiz. Belki ondan da. Fatih biraz kısaca da belki işin Avrupa boyutuna da bakalım evet. Diyorum eğer sen de. Evet, evet. Özellikle son günlerde Berlin'de bir İmre Azem'in evet. Belgeselinde evet. Ana karakterlerinden evet. Biriydin. Doğrusu önce Avrupalı kurumlar bazında bir bakmakta yarar var. Yani bu basına yönelik baskılar, gazetecilere yönelik baskılar, bunca ağır baskı altında bulunan meslektaşlarımıza rağmen Avrupalı kurumlardan sanki istendiği gibi ses çıkmıyor ya da evet. Bir duyarsızlık mı var ya da hala diplomasiye kurban verilmiş ki Türkiye'de bir gazeteci Deniz Örneğin çok açık bir şekilde rehin gibi tutuluyor. Evet evet. Ya ikili bir nokta var diye görüyorum orada. Bir tanesi basın özgürlüğü ve ifade özgürlüğü kuruluşları, basın örgütleri. Yani Avrupa'dan, İngiltere ve Uluslararası Benden Avrupa Gazeteciler Federasyonu Artikel 19'a ve pek çoğuna kadar aslında kendi tarihlerindeki en fazla diyelim destek şeyini yaşadılar. Çok kalabalık heyetlerle geldiler, gazeteleri ziyaret ettiler, davalara geldiler. Ve Uluslararası Af Örgütü de basın davaları ile ilgili bir kampanya yürüttü, etkili bir kampanya yürüttü. Buradan onlara da tabii selam göndermek lazım. Ama diğer taraftan da tabii devletlerin çıkarlarıyla demokratik kurumların duruşları arasında bir mesafe oluyor. Yani bunu şeyde görmüştük örneğin bu Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin bir önceki şeyinde yani Türkiye'deki demokratik kurumların 15 Temmuz'dan sonra tehdit altına alınmasıyla ilgili hem milletvekillerinin tutuklanması açısından hem de diyelim gazetecilerin uğradıkları ağır baskı açısından yani Türkiye ile ilgili bir gözetim altına alma gibi, yeni bir süreç başlatma gibi bir şey talep edilirken 3-2 çoğunluk gerekiyordu. Bu hani çoğunluk çıksa da 3-2 çoğunluk o zaman çıkmamıştı. AKP'li üyenin çıkıp konuşması yaptığı bir süreçti ve CHP'li üyeler de burada oynamaya katılmamıştı. Şimdi o zaman Türkiye ile olan ilişkiler nedeniyle Avrupa'nın belli devletleri bu konuda açıkçası geri durdular. Ama şimdi o süreç işliyor. Görece daha fazla dikkat var. Yani denetim altına almaya dönük. Ve şuna da yansıyor açıkçası. Mesela ilginçti. G20 öncesi dün Köln'de bu Frisco'nun bir reklamı. Koca evet, bir Erdoğan bir bu arada. Tabii. Köln metroda merkezde kocaman bir Erdoğan. Ve orada Almanca işte uyan kalk adam diye yazmış. Uyuklayan bir Erdoğan fotoğrafı. Orada tabii 3 kişi için yapmışlar. Tabii Trump ve Putin içinde var. Ve burada bakıldığında ve diyor ki yani genel müdürü Frisco'nun sonra sitesine girip baktık. Almancası olan arkadaşlar aracılığıyla da anlamaya çalıştım. Şimdi bizim şansölyemiz diyor G20'nin işte adil ekonomik paylaşım, eşit ekonomik büyüme gibi ve iklim etkili bir iklim korumasına dair G20'nin ideallerinden söz ediyor ama ülkelerinde ağır basın özgürlüğü ihlalleri yapan isimler var. Erdoğan gibi diyor mesela. Yani bunun idealleriyle uyuşmuyor. Burada bir önemli bir hani etkili bir şirketin Erdoğan'a karşı yükselen tepkiyi etkili bir reklam kampanyasına dönüştürdüğünü görüyoruz. Aslında buraya kadar geldi yani iş. Ben kaldığım evlerde de mesela Free Deniz diye Deniz Yücel'in fotoğraflarını gördüm. Ama tabii ki yine burada bir her zaman bir devletler düzeyinde bir pazarlık marjı oluyor. Onu da ifade etmek lazım. Bir de şunu ekleyeceğim. Noel mesela şu geçen Noel'de şu sorunu yaşamıştık. Tunca Öğreten ve diğer meslektaşlarımızın gözaltına alındığı, Mahir'in Ömer'in gözaltına alındığı süreçti. Bir açıklama yaptırmaya çalıştık. Noel geçene kadar zorlandık. Dolayısıyla buralarda da tabii daha aktif ve hızlı bir hareket gerekiyor. Evet o boyutu da var işte ama
Sen biraz Avrupalı oldun artık Erkin. 3-4 aydır buralardasın görünen o. Sana biraz da yani bu 170 gazeteci ülkede ama devletler bazında hala Türkiye'ye ciddi bir tolerans var. Yani 170 gazetecinin cezaevinde olduğu bir ülkeye niçin tolerans gösterilir? Bunun temel nedenlerinden birini belki biraz da soldan bakarak değerlendirmek gerekir ama o yetmiyor tabii. Başka şekilde de bakış açısı olmalı. Fatih abi tabii kibar adam olduğu için buna pazarlık diyor yani. Ben öyle çok kibar biri olmadığım için diplomasinin, siyasetin ve emperyalizmin iki yüzlüğü diyeceğim buna. Avrupa'nın bir vitrini var. Bu vitrinle aslında mış gibi yapıyorlar. Şimdi sadece gazetecilik faaliyetleri açısından değil de dünya nerede? Dünya toplumsal olaylara nasıl bakıyor? Biraz bunlara bakmak lazım ve bu noktada da sorular sormak lazım. Şimdi Erdoğan'a karşısınız. Bu kadar gazetecinin, bu kadar vekilin içeride olmasına karşısınız. İşte zaman zaman Türkiye devletinin işi de lojistik destek sağlamakta olduğunu söylüyorsunuz da. Yani şundan 3 ay önce gidiyorsunuz, Türkiye ile ortak tank fabrikası kuruyorsunuz. Rheinmetall ortaklığıyla, BMC birlikteliğiyle. Şimdi nasıl olacak bu iş? Yani bu vitrini bize yutturmaya çalışırken biz bunu nasıl azmedeceğiz? Şimdi bütünsel politikanın, politikaların dünyada aslında fecaat olduğunu görüyoruz. Yani bu dediğim gibi sosyolojiden çok bağımsız değil. Avrupa demokrat. Evet, yani gazetecilere iyi davranıyor, gazetecilerle ilgileniyor, sağ olsunlar. Eyvallah. Ama başka şeyler de var, başka maddeler de var. Mesela o kadar basit bir şey söyleyeyim ki Almanya'da incelenmeyen bir şey. Berlin'de Neukölln bölgesi en çok ırkçıların yaşadığı, yani o neonazilerin yaşadığı yermiş. Şimdi getiriyorsunuz, buranın ortasına bir mülteci kampı kuruyorsunuz. Peki nasıl olacak bu işler? Niye buraya kuruyorsunuz, başka bir yere kurmuyorsunuz? Hani siz demokrattınız? Hani siz demokratken bu insanları neden kestirmek istiyorsunuz? Bu neonazilere neden öldürtmek istiyorsunuz? Pek çok soru var. Ben Avrupa'nın, siyasetin, diplomasinin ve bunların dayattığı emperyalizmin bir kere görünürde hoş olduğunu düşünenlerdenim. Demokrasi kalıplara uydurulacak, özgürlükler kalıplara uydurulacak kavramlar. Avrupa'nın merkezinde demokrasi de olsa değildir. Sonuçta kendi... Evet, kendine demokrat. Kendine demokrat, evet. Bu çok uzak bir anlayış. Yani benim dünya görüşüme de, bugün baktığım perspektife de çok uzak bir anlayış. Aynı soruyu bir şekliyle Fatih'e de sormak istiyorum. Şimdi geçen Avrupa Karma Parlamento Komisyonu'nun başkan yardımcısı ismini unuttum. Bizim Ali Sinalci Artı TV'de program yapmıştı. Biz onu iyi artık gerçekte de çevirerek yayınladık. Doğrusu çok ilginç bir şey diyordu. Yani biz Erdoğan'la çok iyi bir göçmen anlaşması imzaladık. Ve bugün eğer o göçmenler Avrupa'da değilse o göçmenlerle ilgili sözleşmemizde orada bir küçük ayrıntı da veriyor. Kendisi Yunanistanlı bir sosyalist aynı zamanda. Türkiye ile Yunanistan'da diyor o bu süreçte çok iyi ortaklıklar geliştirdiler. Göçmen boyutuyla da baktığınızda, gazetecilik boyutuyla da, hak temelli olarak da baktığınızda çok ilginç işbirlikleri çıkıyor ortaya. Ayrıca Türkiye'de basında da yansıdı. Yani Türkiye'den kaçak yollarla Yunanistan'a geçip karakola kadar gelmeyi ve iltica etmek istediklerini belirtenlerin Türkiye'ye iade edildiğini Uluslararası Af Örgütü açıkladı. Bunları nasıl değerlendirmek gerekir? Çünkü açık bir hukuk ihlali, yani ilticacı birini çocuklarıyla birlikte siz götürüp Türkiye'ye kaçak bir şekilde olduğu gibi bırakıyorsunuz. Ya tabii yani bir adım geriye çekilerek bakıldığında zaten bu göç aslında hani büyük emperyalist güçlerin müdahaleleriyle oluşmuş bir dramın devamı olarak gündeme geliyor. Daha öncekiler de öyleydi. Yani Suriye dışındakiler de Balkanlarda yaşanan ya da başka dünyanın başka yerlerinde başka zamanlarda yaşanan ve daha sonra da bunun insani yükünü taşımamak adına işte küçük devletlerle, bağımlı devletlerle kurulan ilişkide işin bu maliyeti onlara yakılıyor ve onların demokratik sorunları da işte görmezden geliniyor. Yani şimdi tabii bu demokratik meselelerde AB'nin ya da dünyanın diğer ülkelerin
gerektiği gibi bir basınç göstermemesinin arkasında bu önemli bir faktör. Ve şimdi tabii insanlar denizlerde can veriyorlar ve en son dönemlerin en ağır haberleri aslında mülteci ölümleri. Evet. Yani bazen bir küçük bebeğin diyelim sahile vurmuş cesedi üzerinden belki büyük dram olarak yansıyor. Ama onun dışında bu zaten sürekli yaşanıyor. Fotoğrafları yansımayan pek çok insan var. Dönüp arşivden kullanıyorsunuz. Yani sıcak fotoğraf gelmiyor. İşte bir bot battı. Şu kadar insan mülteci hayatını kaybetti. Arşiv fotoğrafı diye yazıyorsunuz. O insanların yani birer sayıya dönüşüyor açıkçası. Yani burada tabii ki devletlerin kendi bölgesel çıkarları hani insanları bu kadar ağır mağdur ederken diğer taraftan da yani bu az önce atıfı yaptığın gibi bunun maliyeti diyelim Türkiye ya da Türkiye gibi ülkelere bırakılıyor ve öbür taraftan da bunların demokrasiyle ilgili, demokratik sorunlarla ilgili günahları da büyük ölçüde görmezden geliniyor tabii. Böyle bir gerçeklik var. Dram var doğrusu ama herhalde bu hamur çok su kaldırır diye. Evet maalesef. Diyerek belki bir başka boyuta biraz geçmek istiyorum. Ert de yakından izliyor. Orta Doğu bugünlerde çok karışık. Özellikle son günlerde Türkiye'de bir Afrin'e sefer düzenlenme hikayeleri basını filan da doldurdu. Afrin'e Türkiye'nin kara operasyonu ile gireceği birçok hükümet yanlısı gazetede yazıldı. Bu konuyu nasıl değerlendiriyorsunuz? Gerçekten Türkiye'nin Afrin'e girmesi bu aşamada mümkün mü? Ya da hangi koşullara, neye bağlı, nasıl? Ya bir kere hani o dünyada ve Türkiye'de barış serüveninden giderek uzaklaşıldığını görüyorum. Türkiye çok fazla çılgınlıklar yaptı. Özellikle Suriye Savaşı'ndan bu yana. Şüphesiz sürdürebilir bu çılgınlıklar. Çünkü Erdoğan'ın iktidarda kalması ya da tüm dünyada böyledir. İktidarların bazen kendilerini sürdürebilmesi için savaşa ihtiyaç vardır. Kitleleri kutuplaştırmaya ihtiyaçları vardır. Kendi kitlelerini konsolide etmeye ihtiyaçları vardır. Bunun da en iyi yollarından birisi savaştır. Çok uzun bir süredir biz Türkiye'nin hem içeride hem dışarıda özellikle Kürtler üzerinden bir savaşı sürdürmekte niyetli olduğunu görüyoruz. Bu sosyolojik olarak ve travmatik olarak çok ağır bedeller yükledi. Çok ağır maliyetler yükledi. Son dönemlerde hepimize. İşte bu savaşın maliyetleri arasında can vardı. Ankara katliamında yitirdiğimiz 102 insan vardı. Suruç katliamında yitirdiğimiz 33 insan vardı. Cizre'de ölen çocuklar vardı. Ama bir başka boyutuyla da bu dışarılara taşınan savaşla birlikte daha dillendirmeye korktuğumuz şeyler de oldu. Bugün işte Cumhuriyet Gazetesi'nden bir arkadaşımız Alican Uludağ bize hatırlatmış. Suriye'ye IŞİD tarafından kaçırılan askerlerin dramını hatırlattı. Yani biz bunların şimdi istediğiniz kadar bize soruşturma açın, istediğinizi yapın ama biz bu askerlerin yakıldığını gördük ve teyit ettik kimi askerlerin. Dolayısıyla savaş insani açıdan, insan yaşamı açısından çok maliyetli ve çok tehlikeli bir şey. Fakat AKP iktidarını sürdürebilmek amacıyla bu savaşı da sürdürüyor. Afrin'de bunun bir parçası olabilir mi? Olabilir. Ama yeni bir önermeden başka bir şey getirmeyecektir. Afrin de bir çılgınlık olacaktır. Çünkü aslında bu adaletle beraber halkların talepleri çok açıktır. Yani bizim istediğimiz bu ülkede kardeşçe yaşamaktır. Dışarıda bir başka ülke toprağına müdahale etmeden diplomatik ilişkiler kurulmasıdır. Türkiye ancak bu şekilde feraha ulaşabilir. Şöyle sorayım o zaman. Türkiye'deki bölge dengeleri içerisinde Türkiye bu müdahaleyi neye güvenerek, neye inanarak, neye dayanarak yapabilir? Çok argo sözler aklıma geliyor. Yok, ama onları söyleyemeyeceğim. Fehim abi, şimdi Türkiye hiçbir şeye, neye güvenecek Türkiye? 15 Temmuz darbe girişimiyle felç olmuş bir orduya mı güvenecek?
bölünmüş, konsolide edilmiş kitlelere mi güvenecek? Neye güvenecek Türkiye bir başka ülkenin toprağına göz dikerken? Türkiye hiçbir şeye güvenmiyor. Türkiye sadece bir nokta üzerinden bir tarafıyla Kürt düşmanlığını sürdürüyor, bir tarafıyla da oy devşirebilmek için milliyetçiliği konsolide ediyor. Türkiye'nin güvendiği bir şey yok. Türkiye başlı başına bir serüven istiyor bu amaçlar doğrultusunda. Bunun da felaket getirdiğini biz çok uzun zamandan beri biliyoruz. Ne zamandan beri biliyoruz? İşte 2010 Suriye Savaşı'nın başladığından beri biliyoruz. Yani bu mezhepçi politikalar, bu tekçi politikalar, bu halifelik özlemleri, bu sultanlık özlemleriyle Türkiye'deki halklar da, Ortadoğu'daki halklar da rahat etmeyecek. Tabii ki bunu sadece Ortadoğu'daki savaşı sadece Türkiye'ye bağlamak da, yani işte dillendirdiğimiz gibi siz işi de lojistik verdiniz demekle de olmuyor. Çok basit gerçekler var hayatımızda. CIA destekli, CIA destekli bir program yürütüldü. Bu program için Suriye'de menfaat adına vekiller tayin edildi. Bu vekilleri Suriye'ye gönderdiler. Bu vekilleri Suriye'ye gönderirken de iki tane ülke seçtiler. Biri Ürdün, biri Türkiye. Bu vekillerden kastınız milletvekili değil. Bu vekillerden kastım şüphesiz IŞİD, El-Nusra, Ahrar-ı Şam ve Türkiye tarafından yaratılan Sultan Murat gibi, Abdülhamit Han Tugayları gibi başka devşirme örgütlerden kastediyorum şüphesiz. Yani bir ülkeyi yıkarken bir başka yere de, işte o sözünü ettiğimiz çamur budur, bir başka yere de çamuru sıçrattınız. Oysa çok basitti. Sınırlarınızı koruyacaktınız. Diplomatik ilişkilerinizi sürdürecektiniz. Bu nemalanma duygularından vazgeçecektiniz. Ve ülkede barışı tesis etmeye çalışacaktınız. Çok keyifli yaşardık. Ama maalesef o treni kaçırdık ve her geçen gün biraz daha uzaklaşıyoruz. Peki. Aynı soruyu belki o neye güveniyor kısmından itibaren Fatih'e de sorayım ama... tabii bununla ilgili Rusya'ya dönük ciddi bir güven olduğu olgusu da var. Yani Rusya'nın Afrin planları karşısında da sessizliği çok dikkat çekici doğrusu. Türkiye Rusya'ya mı güveniyor ya da tersinden Rusya mı onu oraya sürüyor? Sizin bence şöyle bir ihtimal var. Şimdi önce şunu söylemek lazım tabii. YPG ve PYD'den Türkiye'ye yönelmiş bir tehditsel söylem hiç olmadı. Bu yaşadıklarımız sonuçta Türkiye yönetenlerinin çözemeyerek sürekli büyüttükleri Kürt sorununun bir devamı olarak aslında bu tehdit gündemleştiriliyor. Bir de tabii iç politikada Erkin de dediği milliyetçiliğin konsolide edilmesine dönük bir iç politika malzemesi olarak çift taraflı. Şimdi Rusya ile ilişki yanı şu bence. Rusya'nın iktidarın Türkiye'nin sınırlı bir Afrin müdahalesine açık durma ihtimali var. Yani birkaç nedenle bir tanesi böyle bir şeyin görece oradaki Kürt varlığını zayıflatabileceği ve bunun belki onun kendi planları etrafında yarın yani Suriye yönetimiyle başka bir şeye anlaşmaya zorlayabileceği gibi bir şey. Ve bu tabii burada bir sınırlı bir şey. Bunu sınırlı anlamda söylüyorum. Bir de tabii Rusya, İran ve Türkiye arasındaki zaten güvenlikli bölge anlaşması gibi başka şeylerden de harekette böyle bir ihtimal söz konusu. Diğer taraftan tabii ABD denklemi açısından da bakmak lazım. Yani Rusya'nın siz çok geniş bir destek vereceği gibi bir yaklaşımı yok. Bir şöyle bir şey. Yani şöyle bir şey olacaktır. Rusya'da hani oradaki Kürt gerçekliğinin sonuçta sosyolojik bir gerçeklik olarak, yani örneğin bir de şundan söz etmek lazım. Fırat Kalkanı'na destek verildi. Fırat Kalkanı IŞİD'le mücadeleyle gerekçelendirildi. Şimdi burada IŞİD'le mücadele eden bir örgüte karşı bir şey var ve diğer taraftan da bunun tabii şunu da ekleyelim. Türkiye'ye öyle bir müdahalenin Türkiye'de de sonuçlar olacaktır. Türkiye Kürtleri açısından. Yani bu iki boyutuyla Türkiye'ye de aslında bu ateş sürecini daha yaygınlaştırma potansiyeline sahip. Rusya'nın yani Kürtleri toplam olarak Kürt inisiyatifini bertaraf etmeye yönelik bir politika benimsemesi orada yani ABD bakımından aslında elini zayıflatan bir şey olacaktır. Dolayısıyla ABD'nin de buna izin vermeyeceği kendi bölgesel politikaları bakımından
tezinden hareketle. Çünkü Kürtlerle de, Kürt hareketiyle de Rusya'nın ayrı bir ilişkisi var. Dolayısıyla çok sınırlı. Belki Afrin'deki bağlantı, kantonlar arası bağlantıyı kesmeye dönük belli şeylere ilişkin, Afrin'in merkezine yönelik olarak söylemiyorum. Sınırlı bir müdahaleye göz yumabilir. O var zaten şu evet, anda fiilen devam evet, eden bir durum. Evet, yani ama onun işte çok daha derinleştirilmemesi, belki işte diğer taraftan hem Kürtlere dönük bir mesajı olacak. Yani onların kendi gücünü Rusya'nın hatırlattığı ama tamamen orada Kürt varlığını bertaraf etmeye yönelik bir şey açık destekli olmayacaktır. Bu Amerika'nın politikaları bakımından da Rusya bunu göze almaz, yanlış bir şey olacağını düşünür. Diğer taraftan da bir de tabii İran'la da Rusya'nın ilişkileri dikkate alındığında İran gibi güçlü bir bölge devleti açısından aslında o kadar belli noktaları Türkiye'nin tutmasını da zaten İran'da istemez. Dolayısıyla bu bir destek verilirse eğer bunun ben sınırlı bir destek olacağını düşünüyorum. Sonuçta herhalde Türkiye kısmi destekle aynı zamanda Türkiye kendi emirleri için kullanılır. Elbette tabii ki tabii ki öyle. Ya bu Rusya boyutunu biraz daha belki açmakta yarar var. Yani sonuçta Rusya o bölgede özellikle Doğu Akdeniz sahasını kontrol etmek için İdlib'i de, Afrin'i de, Halep'i de önemsiyor. Ve Halep'i Suriye'ye aldırtırken aslında Türkiye'yi çok iyi değerlendirdi, çok iyi kullandı. Ama görünen o aynı şeyi İdlib'le yapamayacak. Çünkü Halep'ten çıkan güçlerin El-Nusra, Ahrar-ı-Şam ve diğerleri İdlib'e geldi, iyi yerleşti. Bir de IŞİD gibi çok da aman aman günübirlik hareket eden değil, daha bir farklı hareket eden örgütler. Bunları biraz düşündüğümüzde önümüzdeki dönem için Türkiye açısından ne risk ifade ediyor? Çünkü aynı zamanda onlar Halep'te Türkiye'nin kendilerini sattığına da inanıyor. Aynen öyle. Şimdi zaten 5 senedir anlatmakta ya kaygısını yaşadığımız en büyük olaylardan bir tanesi ve anlatmaya çalıştığımız olaylardan bir tanesi bu. Yani günün birinde siz birilerini taşeron olarak kullanır, bir yerlerde savaşın üzerine bunlarla benzin dökerseniz dünyada örnekleri vardır. Savaş bittiğinizde bu artık mallar elinizde kalır. Şimdi İdlib'de sıkışıp kalan 30 binin üzerindeki cihatçının dan söz ediliyor. Durumu biraz buna benzer. Şimdi bir koridor. Türkiye uzun yıllar boyunca ne yazık ki radikal İslam'la uğraşmak zorunda kalacak. Bugünden yarına bakarak gördüğümüz ne yazık ki tablo bu. Biraz bu Pakistan'ın Peşavar örneğine benzeyen bir tablodur. Yani Afganistan Savaşı'nda tesis ettikleri cihatçıları Peşavar'a yerleştirdiler. Buradan Afganistan'a transitini sağladılar. Dolayısıyla Afganistan'da Rusya ile savaş bittikten sonra bu cihatçılar Pakistan'ın elinde kaldı. Bugün Pakistan'da neler olduğunu, geçen hafta neler olduğunu hep beraber görüyoruz. Aynısı ne yazık ki Türkiye'de yapıldı 2010 yılından beri. Cihatçıların üstüne çevrilmiş kentler ortaya çıktı. Biliyorsunuz Hatay bunlardan biri oldu. Çok sıkça bu iddialar gündeme geldi. Hatay aynı zamanda İdlib'de sınır. Aynen öyle. Yani. Şimdi oraya geleceğiz. O bölgede Suriye'nin tek dağlık bölgesi. Ne yazık ki öyle. Sadece İdlib değil, Bükülmez Köyü'nün karşı tarafında da bir cihatçı kampı vardır biliyorsunuz evet, Fehim abi. Dolayısıyla orada çok hala gidiş gelişler olmaktadır. Hala Türkiye insani yardım malzemesi göndermektedir. Bugünkü süreçte de bu böyle devam etmektedir. Gaziantep ne yazık ki cihatçı üstlerine çevrildi. Şimdi bu insanlar terzi, bakkal, işte ne bileyim doktor olmadıkları için geldiklerinde yeni örgütlenmeleri filizlendirecekler. Bu olmasa bile bakın ne oldu? Türkiye'de cihadizmle beraber filizlenen bir zihniyet ortaya çıktı. Bu zihniyeti tekrar geri döndüremezsiniz. Paris katliamından sonra Antep'te arabalar konvoy yaparak IŞİD bayraklarıyla geçti. Şimdi bu zihniyeti geri çevirmek bile çok uzun yıllara rımıza mal olacak. Ama ben daha fiziksel bir şeyden söz ediyorum.
Yani 30 bin insanın koridor açılıp Türkiye'ye yerleştirilmesinden peyderpey söz ediyorum. Çünkü dediğiniz gibi bunlar IŞİD'in öfkeli çocukları gibi değil. Çok daha rahat saklanıyorlar, sakallarını çok daha rahat kesiyorlar ve çok daha rahat halkın arasına karışabiliyorlar. Dolayısıyla Türkiye'de ne yazık ki büyük tehlikeler yaratıldı. Umuyorum artık, yani hep diyoruz ya, zararın neresinden dönülürse dönülsün kârdır. Fakat bu zihniyet hala filizlendirilmeye devam ediyor. Çünkü görüyoruz ki işte Afrin'i konuşuyoruz. Hala Türkiye'nin bir fetihçi, bir mezhepçi, bir işgalci politikası kafasının bir tarafında duruyor. Öte yandan bir başka tehlike de bu silahlanmayla beraber okunmalı bence. Yani hiç silahlanmadan kastın. Şu silahlanmadan kastım şu internetteki çağrılardan söz ediyorum. AKP ilçe yöneticilerinin silahları koyup fotoğraf çektirmelerinden söz ediyorum. Benim endişelerimden bir tanesi şudur. Bu cihatçıları siz vekil tayin ettiniz. Şimdi geri döndükleri zaman acaba kafanızın bir tarafında paramiliter çeteler olarak kullanma fikriniz de mi var? Eğer böyleyse bundan da bir an önce vazgeçin. Cihatçıların önemli bir bölümünün Sadat tarafından eğitildiğine dair ciddi bir iddia da var. Evet. Onun üzerine de çalışmıştınız. Vallahi şimdi Sadat... Yani Sadat zaten hukuken dış eğitim yaptırabilmek için programlanmış ya da evet. Hukuki anlamda görevi de o. Sadat o kadar internet sayfalarında şey olarak rahatlıkla bunu anlatıyor ki, diyor ki şunu demeye getiriyor. Ben paralel bir orduyum. Dışarıda cihatçıları eğitir, donatırım. İç güvenliğin yetemediği yerde de iç güvenlikte olurum diyor Sadat. Devlet, yani bunun diyorsun, bir açıklama, bunun açıklaması çok açıktır. Çok ortadadır. Bunun üzerine kendi danışmanlarının ağzından televizyon programlarında söylediklerini biz biliyoruz. Tankları durdurmayı başarabilen adamlardan söz ediliyor. Farklı ordu içerisindeki personellerden söz ediliyor. Bu insanlar kendileri anlatıyorlar bunları. Ya şüphesiz şunları konuşmak lazım artık korkmadan Türkiye'de. Kardeşim 15 Temmuz gecesi ve sabahında bu ülkede kafa kesen insanlar Suriye'de gördükleri eğitim gibi belinden kemerini çıkarıp asker dolan insanlar kimlerdi ve nasıl eğitildiler bu insanlar? Ben kemerimi çıkarıp insanlarla mücadele etmeyi bilmiyorum. Bu insanlar nasıl öğrendi? Nerelerde yuvalandılar? Kim tarafından eğitildiler sorularının cevaplarının da artık verilmesi gerekiyor. İşte bu cevapların geldiği yerde biz ne yazık ki Sadat benzeri yapıları görüyoruz. Sadece Sadat değil, Osmanlı ocaklarından da söz edelim. AKP iktidarının mafya tetikçilerinden de söz edelim. Dolayısıyla şunu söylüyoruz sürekli. Bu planlardan vazgeçin. Bir tane ülkeniz, bir tane ülkemiz var. Ama vazgeçecekler mi? Bunda ciddi şüphelerimiz var. Peki. Ben tekrar Fatih'e döneyim. Bir başka boyut. Çünkü bilmiyorum, ben Suriye'ye kaçak gittim. Hiç böyle açıktan gidip dolaşamadım. Hı hı. 90'lı yıllarda filan özellikle. Ama sen heyetlerle de gittin. Rojava'ya da gittin aynı zamanda. O bölgede o ilişkiler bazında birçok şeye de vakıfsın. Doğrusu yazılarını da ben o zamandan okudum. Hı-hı. 2012'den bu yana devam eden bir süreçten söz ediyorum. 5 yıllık bir süreç. Bu beyanda yani Suriye-Türkiye ilişkileri giderek farklılaşmaya başladı sanki gibi. Ben bugün İlham Ahmet'le de Suriye Demokratik Meclisi eş başkanıyla da bir röportaj yaptım. O da orada Türkiye-Suriye ilişkilerini irdeledi. Bu gece 12'de bir Türkiye saatiyle şeyde yayınlanacak artık gerçekte, ama dediği şey şu. Suriye aslında Rakka operasyonunu yapmak ve bunun içinde bizimle birlikte yürütmek istiyordu. Ama bizim projemizi de kabul etmeyince doğrusu giderek Türkiye'ye daha fazla yanaşmaya başladı. Türkiye ile bir bölgesel işbirliği geliştirmeye dönük bir yaklaşım içerisinde. Bu konuda cesaret de Suriye'den alıyor. Aslanaya falan bağlıyoruz atmayayım ama Suriye'nin bölgeyi kontrol için, özellikle Rojava'yı da kontrol için, İdlib'i de kontrol için Türkiye ile uzlaşması mümkün mü? Bu kadar karşı karşıya gelip düşmanlaşma yaşamalarından sonra bunun karşılığı ne olur bölgede?
Ya 2012'de Şam'da bu Suriye Enformasyon Bakanlığı Türkiye Masası Sorumlusu Useme Şavut'a ben bunu aslında erken bir soru olarak şöyle sormuştum. Şimdi o zaman Kürt coğrafyasında hareketlilik başlamıştı. Kürtler bulundukları yerlerde ilk kantonlaşma şeyi, süreciydi o. Dedim peki bu diyelim ve o zaman Suriye'de devlet olarak yani cihadist örgütlerle mücadele ederken Türkiye yani ayrıca Kürtlerle bir mücadele pozisyonu girmek istemiyordu. Dedim ki peki yarın hani bu cihadist örgütlerle bir şekilde onlar derdest edilirse, bertaraf edilirse buradaki hani Kürt kantonlaşmasına ilişkin, Kürt varlığına ilişkin şeyi nasıl olur Suriye rejiminin politikası? Dedi ki bunun babasının lakabı Tilki'dir dedi. Dolayısıyla Hafız dedi Hafız Esat için. Dolayısıyla o zaman bakmak lazım ona dedi. Bu tabii bugün uyarlayınca şimdi o zaman tam, geldi mi diyorsunuz? Tam senin dediğin gibi. Şimdi bir yandan diyelim oradaki artık o coğrafyada belli bir potansiyele sahip olduğu görülen Kürt varlığını zayıflatmaya dönük olarak Türkiye ile Rusya üzerinden, Rusya dolayımıyla bir şey Rakka'da, başka yerlerde de aslında pek çok yerde açık olabilir. Ama tabii ki onun arkasında da bir de tabii Suriye hem böyle bir politika izleyebilir ama diğer taraftan da Türkiye'nin kendi coğrafyasında kalıcı olmamasına ilişkinde bir politikayı hem İran hem de Rusya nezdinde sürdürecektir diye düşünüyorum. İkili bir karakter olacak bunun, öyle gözüküyor. Yani şöyle bir şey de var peki, yani ey Esad, ey katil, ey bilmem ne, şimdiye kadar çokça duyduğumuz sözler. Evet. Tersinden de baktığımızda Suriye'den de gelen mesajlar aslında Esad'a denilenlerden farklı değildi. Ey Erdoğan, ey katil benzeri. Bu ilişkiye tekrar yeniden sıcaklaşma başladığında bu ilişkide Suriye'de ve Türkiye'de insanlar gülüp geçecekler mi? Yoksa bir soru işareti akıllarında oluşmayacak. Örneği var. Ben mi size gidin dedim diye en son öyle şey yaptı yani bakıldığında. Ki o zamanki videolarını koydular insanlar aynı akşam sosyal medyaya. Yani o Filistin Gazze meselesindeki insanların öldüğü süreci aslında nasıl yol verdiği ama sonra işte ben de gidin dedim diye bir açıklama. Yani tabii ki bu süreç farklı, yani çıkarlar farklı şeyleri gerektirdiğinde daha önce söylediklerini unutup yani işte cemaatle hala en canlı fotoğrafların yayınlandığı bir şeyden söz ediyoruz, siyasi aktörlerden söz ediyoruz. Çıkıp aldatıldık diye bir cümlelik bir açıklamayla bir süreç değiştirilebiliyor. Evet, bu balık hafızası değil ama başka evet, bir şey herhalde. Kesinlikle. Onu da başka zaman ya tabii belki Fatih'le sıcağı sıcağına başlasaydık en azından daha şey olabilirdi ama ona da dönüp aynısını söyleyeceğim. Adalet yürüyüşü. Biraz da ikimiz böyle dışarıdan bakan olarak biraz da Almanya'dan bakan olarak sorayım. 20. gününde ve bugün HDP sembolik bir katılım gösterdi, bir destek verdi. Birlikte yürüdüler. O birlikte yürümenin yankıları da farklı farklı biçimlerde oldu. CHP kortejindeki birdenbire Türk bayrağı sayısı arttı. Ama diğer taraftan her şeye rağmen bu birliktelik için çok geç kalındı. 7 Haziran'da belki bu yapılmış olsaydı bugün tablo çok daha farklı olabilirdi diyenler oldu. Siz bu tabloyu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir de şu bir gerçek artık. Yani HDP denince yalnız başına HDP gibi düşünülmüyor. HDP belki bir Kürt partisi olmasa bile daha çok Kürtlerin oraya bir örgütsel desteği gibi de algılanıyor belki. Onun da o boyutu var ama siz nasıl bakıyorsunuz HDP'nin bugün adalet yürüyüşüne katılmasını ve verdiği desteği? Ya ben öz eleştirilerin bir süre ertelenmesi, verilmesi ama bir süre ertelenmesi taraftarıyım. Evet, 7 Haziran'da biz çok büyük bir tren kaçırdık. Evet, dokunulmazlıkların kaldırılmasında çok sıkıntılı günler yaşadık ve tatsızlıklar yaşadık. Evet, 16 Nisan günü referandumundan sonra çok büyük kitleler sokağa çıkmaya ve demokratik taleplerini kullanmaya gönüllülerdi ama bu kitleler bir araya getirilemedi. Bunların hepsi büyük hatalardı. Bunları değerlendiririz. Fakat bugün bu yürüyüşü ben çok önemli buluyorum.
Özellikle HDP'nin katılmasından sonra bu yürüyüş çok daha önemli hale gelmiştir. Artık bu konsept üzerinde durmak gerekmektedir. Biz Türkiye'li halklar olarak gerçekten adalet istiyoruz. Yani adalet, bugün çok güzel bir şey vardı. İşte sarayın bahçesine yakın bir yerde top oynamıştı ya gençler. O topu da Erdoğan'ın korumaları kapmış. Çocuk adalet yürüyüşüne katılmış ve demiş ki ben topumu geri istiyorum. Topumun adaletinin peşindeyim demiş. Şimdi herkesin, ben bunu 16 Nisan seçimlerinden önce hem Kürt bölgelerinde hem CHP arasında çok fazla duymuştum. Evet, bizim hepimizin hayırı farklı olabilir. Hepimizin ihtiyacımız olan adalet anlayışı da farklı olabilir. Ama biz bunu artık birleştirmek zorundayız. Çünkü biz bir bloğa karşı mücadele ediyoruz. Ve bu bloğa karşı tırnak içerisinde iyi insanlar ve adalet isteyen insanlar olarak mücadelemizi birlikte sürdüremezsek başımıza gelen felaketlerin çok daha fazlasıyla muhatap olmak durumunda kalacağız. Dolayısıyla bu adalet yürüyüşü ve adalet yürüyüşünde çeşitli kitlelerin birleşmesi, adalet talebini buna göre sürdürmeleri, herkesin kendi anlayışına göre sürdürmesi bence çok önemlidir. Ama şunu da göz ardı etmeyelim. Ben birkaç zamandır adalet yürüyüşü başladığından beri bu çıkarımı yapıyorum. Bu iş bir çocuk oyuncağı değildir. Yani ben şunu da bekliyorum adalet yürüyüşünün sonucunda ya da bir sonuç bildirgesi olarak. Neden yürüdük? Somut taleplerimiz nelerdi? Biz OHAL'in kaldırılmasını mı istiyoruz? Enis Berberoğlu ve Selahattin Demirtaş'ın cezaevinden çıkarılmasını mı istiyoruz? Gazeteci arkadaşlarımıza özgürlük mü istiyoruz? Bence bu süreçten itibaren artık bu somut taleplerin de oluşturulması ve sonrasında sıkça dillendirilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Peki, yani sonuçta biraz gazetecilik yapayım diyorum. Adalet yürüyüşünde özellikle o HDP'ye dönük farklı yaklaşımları görünce biraz daha daraltarak söyleyeyim. Kürtlere karşı bir ön yargı mı var? Kürtlere karşı bir korku mu var? Ya da Kürtlerin katılımının yarattığı bir ürküntü mü var? Çok yakından gözleyen biri olarak sana sormak istiyorum. Evet. Gerçekten durum ne? Yani sanıyorum şöyle, CHP zaten işte aslında bir tarafında dokunulmazlıkların kaldırılmasına diyelim evet demiş ama bir tarafında AKP tarafından devletin dışına itildikten sonra Enis Berberoğlu'nun tutuklanması odur. Artık kurucu parti konseptinin geçerli olmadığını ilanıdır o. Yollara düşmüş bir partiden söz ediyoruz ve burada tabii kendi içindeki çelişkiler de bertaraf olmuş değil. Yani Kılıçdaroğlu'nun bugün yani bu kadar yolu, bu kadar yaşına rağmen bir adalet söylemiyle götürmekte ısrar etmiş olması önemli. Demirtaş'ın açıklamasında da vardı hatta işte Edirne ile ilgili taleplere ilişkin yok, olarak. Tabii birlik meselesi önemlidir, ortak tavır önemlidir diye. Ondan beklenecek bir açıklama tabii, onu da söylememiz lazım. Şimdi burada tabii şöyle bir yan var. Kendi tabanındaki farklı eğilimleri de dikkate alarak CHP yönetiminin hani HDP'nin katılımının yani böyle parti olarak değil daha hani bireysel katılımlar şeklinde olmasına ilişkin yaklaşımının kendi içindeki şeylerden de kaynaklanmış olabileceğini, o gerilim, farklı yaklaşımlar, işte daha belli meseleleri, Kürt sorunuyla ilgili ön yargıları olan kesimler var, daha ilerden bakan, daha solda duran kesimler var. HDP'nin gösterdiği hassasiyetin biraz da yani içten kısmı edindiğim bilgiyle söylüyorum. Erdoğan'ın ya da hükümetin yürüyüşü provoke etme girişiminin önüne set çekme amacı taşıdığını biliyorum. Yani bu tabii ki. Sorumluluk da aynı zamanda ama sorumluluk tam karşılığını bulmuyor sanki. Yani şimdi tabii şöyle. Çünkü son iki gündür Kılıçdaroğlu daha çok teröre karşı mücadeleye de çok özel vurgular yapmaya başladı. Evet, yani tabii şöyle bir durum var. Bunların hepsi Kılıçdaroğlu'nun siyasetinin içinde var tabii. Yani bu yürüyüşte var, o söylemde var. Yani mümkün mertebe
kendi üzerlerindeki basınçları bertaraf etmeye dönük olarak da yani hükümetin, iktidarın provokatif yaklaşımlarını boşa çıkarmaya yönelik olarak da söyleniyor olabilir bunlar. Ama diğer taraftan da belirli bir siyasetin zaten tezahürü olarak da söyleniyor olabilir. İkisi de anlaşılabilir yani. İkisi de bunu tabii şey olarak söylemiyorum. İki nedeni de olabilir bunun anlamında söylüyorum. Ama bugün verilen fotoğraf Erkin de söylediği gibi son derece önemli. Yani Kürt siyasetinin duayen bir temsilcisi olarak Ahmet Türk'ün orada olması, Mithat Sancar'ın ve diğer siyasi Kürt siyasetçilerin, HDP yöneticilerinin olması önemli bir fotoğraf bu. Bu belki hani yığınsal kitlesel katılımdan daha az değerli değil. Yani siyasette çünkü belli temsiller bazen pek çok şeyi anlatır. Buradan tabii çıkarılacak sonuç daha sonrası için bir de tabii siyaseti Türkiye'de pozitivist okuma geleneği olduğu için hemen şöyle düşünülüyor. Diyelim Maltepe'den sonra ne olacak? Ya şimdi Maltepe bu yürüyüşle herhalde iktidar düşmeyecek yani. Yahut da CHP'nin toplam olarak belli bir değişim yaşasa da toplam bir çizgisinin toplam olarak Türkiye'nin bütün demokratik şeylerini çözmeye muktedir olacak şekilde değişmesini de beklemek aşırı bir şey olur. Ama bunu aynı referandumda olduğu gibi AKP'nin evet demiş kesimlerde tabanında bir adalet duygusuyla ilgili tartışmayı derinleştirdiğini, dolayısıyla daha sonra bu hayır belki daha da genişlemesine, yani iktidarın baskılarını caydırmayı dönük zeminin genişlemesine yardımcı olmuş olabilir diye düşünüyorum. Buraya katılanlar da zaten yani CHP'nin siyasetine rezervli duran kesimler de gittiler. Sendikalar var, kadın örgütleri var, akademisyenler var, barış için akademisyenler var. Onların da kendi talepleri, farklı siyasi partiler kendi taleplerini dile getirdi. Dolayısıyla bu artık Türkiye'deki adalet ihtiyacına güç verilmesi anlamına geliyor. Ben bunları hani tek bir siyasi partinin yanında pozisyon almanın ötesinde bir anlamı olduğunu düşünüyorum. Şeyi de sormakta yarar var. Yani sonuç itibariyle İstanbul'a yaklaştıkça aslında biraz da beklenen yerlerde. Yani milliyetçiliğin daha yüksek potansiyele evet. sahip olduğu. İşte Düzce'de gübre, Kılıçdaroğlu'nun önüne patlamamış mermi konulması ve giderek işte söylemlerin daha sertleşmesi hı hı. vesaire. İstanbul'a kadar yürürken böyle provokasyonlar artar mı? Ya da bir şekliyle, çünkü hükümetin de çok ciddi anlamda İstanbul'da ne olabileceğine dair bir düşünce içerisine girdiğini de biliyoruz. Onlardan gelen tepkiler de onu gösteriyor. Bilmeye de gerek yok. Hükümet medyası onlar çok açık bir şekilde de bunu diyorlar. Hatta Ersoy'da da Akit'te çok açık yani nerede nasıl müdahale durdurulacağını söylüyor. Falan filan da yazdı. Dolayısıyla ben Fatih abi kadar iyimser olamıyorum. Yani Türkiye'de bir sosyolojik hareketin yani o neyse biraz da açarım. Böyle çok uzun vadelere filan yayılacağını düşünenlerden değilim. Yani Türkiye... Bu sosyolojik bir hareket olarak mı görüyorsunuz? Ben bunu Türkiye'nin önümüzdeki günlerini hatta önümüzdeki yıllarını belirleyecek bir hareket olarak görüyorum ve önemsiyorum. Hı hı. Nedenlerini sayarım. Şimdi bu yürüyüşün sonucunda hiçbir şey olmazsa eğer, yani hiçbir şeyden kastımız şu değil elbette, iktidarın el değiştirmesi falan değil. Ama az önce sözünü ettiğim biraz daha somutlaştırma. O zaman ne olacağı konusuyla ilgili 3 hafta önce ben bir yazı yazdım. AKP iktidarı açısından artık bir şeyler hiç o kadar zor değil. 200 gazetenin kapatıldığı, 160 gazetecinin cezaevine konulduğu, şu kadar milletvekilinin tutuklu olduğu bir süreçten söz ediyoruz. Eğer bu yürüyüşün sonu fos çıkarsa ve hiçbir şey olmazsa AKP iktidarı bir başka mahalleye atlayacaktır. Benim ne yazık ki gördüğüm bu. En azından atlamaya çalışacaktır. Dolayısıyla bir daha bu yürüyüşe rağmen çok kolay bir şekilde atlaması mümkün mü AKP iktidarının başka bir mahalle dedin ama level diyeyim başka bir level'e atlaması bence mümkündür. Çünkü biz zaten AKP iktidarının ne zaman korksa ne kadar çılgın davrandığını Gezi sürecinden bu yana gözlemledik.
7 Haziran'da bunu gözlemledik. Gezi sürecinde bunu gözlemledik. 16 Haziran referandumunda bunu gözlemledik. Dolayısıyla AKP aslında bir matematik problemi çözdürüyor bize. Yani ve çok basit bir matematik problemi çözdürüyor. Daha önce kullandığı verileri getiriyor. Bir adım sonra ne yapabileceğini görüyorsunuz. Korku çok fazla şey yaptırıyor AKP iktidarına. Ne yazık ki faşizmin özü de zaten böyle. O yüzden endişelerim var benim. Dolayısıyla bu nedenle bir öneriler paketinin içinin dolmasından söz ediyorum. Zaman zaman toplum büyük enerjiler yakalar, muhalif kesimler. Ama bu enerjileri her ay başında, her iki ayda bir yakalamasını da beklemek çok mümkün değildir. Eğer bu yürüyüş bir enerji boşalımı olarak bize geri dönerse, o zaman bence Türkiye'deki kabus biraz da büyür diye düşünüyorum. Hani bu benim bakış açım. Bilmiyorum. Ya öyle bir iddia da vardı. Yani aynı sorma düşüncesindeydim. Bu yürüyüşün bir enerji boşaltmaya hizmet edeceğini ve dolayısıyla sonuçları itibarıyla tekrar yeniden var olan mevcutun en azından 2019'a kadar kendi doğallığı içerisinde sürdürüleceği ve 2019'da bu kez aynı koşullarda toplumun bir gömlek değiştirip CHP'yi yerine taşıyacağı, bunun sanki çok önceden planlanmış bir proje olduğunu yazanlar, çizenler de oldu. Yani ben bu proje doğrudur diye sormuyorum. Ama çok kontrollü, provokasyonları önlemeye dönük de dikkatle yürüyen ve muhaliflerin de belki ilk kez bu kadar dikkat ettiği bir yürüyüş sürecinden de söz ediyoruz. Yani eskiden muhalif olanlar çok bu kadar böyle dikkatli, hesaplı, kitaplı, planlı yürümezdi. Bir tek HDP değil, Adanza'ya destek veren her kesim çok kontrollü yürüdü. Evet. Ya şimdi şöyle, tabii Erkin söylediğine şöyle bir noktadan devam etmem lazım. Ben tabii yani yürüyüşün sonunda güçlü bir deklarasyon açıklanması iyidir. Ben bazıları yolda söylendi diye düşünerek, yolun farklı aşamalarında farklı açıklamalar yapıldı diye şey yaptım. Burada tabii siyasetin değişmesine dönük, yani bu, eğer bu yürüyüş CHP'yi biraz ana muhalefet partisi olarak, yani bir sosyal demokrasi partisi sınırları içinde söylüyorum. Çok onun çok daha ilerisinde değil. Adalet, özgürlük, iş, ekmek, tüm bu talepler ve Türkiye'nin büyük sorunları ile ilgili reflekslerini değiştirmeye dönük bir şeye hizmet etmemişse zaten anlamıyor. Evet. Dolayısıyla bundan sonra iktidarın aldığı tutumlar karşısında ne gibi tutumlar takılacaktır? Böyle izlenecektir zaten. İşin böyle bir tarafı var. Yani eğer yani enerji boşalımı şeklinde mi olacak, öyle olmayacak mı? O, belki orada daha iyi görebiliriz bunu, ama şu çok açık, bu enerji biraz Erdoğan'ın üzerine boşaldı yani. Şimdi bunun haber olmasını bile müthiş bir kabus olarak karşıladığını, yani medya bunların büyük haberi görülmemesi gerektiğine ilişkin medyaya terkinlerde bulunduğunu İlk biliyoruz. İlk günlerde medya genel yayın yönetmenlerine toplantı yapıyor. Tabii ki. Buna rağmen hani, burada bir çılgına dönme hali var. Bir de aslında solun belli yapıları şöyle de yaklaştı. Kürt hareketi de bunun içinde. Yani böyle radikal söylemler yerine AKP'ye oy vermiş kesimleri de etkileyebilecek bir üslup da iyidir. Yani çünkü zaten hani bu bir yerde kesilebilirdi de. Ama iktidar da bence yani ana muhalefet liderinin, hani bir milletvekili tutuklanmış bir ana muhalefet liderinin önüne polis asker çıkarmış olmanın siyasi maliyetinin de, yani işte açık diktatörlük olarak zaten ifade edilen şeyin sokaktaki bir büyük fotoğrafı olacaktı o. Onu da kalkışamayan bir şey var. Dolayısıyla ben hani mesela bu gelsinler geçsinler enerji boşalsın diye değil, iktidar gerçekten sıkıntı yaşıyor. Ama CHP bundan sonra nasıl devam ettirir, bunu da tabii takip etmek lazım. Şimdi bunun arkasından çıkıp daha önce yaptığı gibi dokunulmazlıkların kaldırılmasına dönüp pozisyonundaki gibi içindeki milletvekillerine rağmen öyle bir CHP kurmayları refleksi olduğunda dönüp bu yürüyüşü başka türlü hatırlatmak gerekir tabii. CHP'nin kendi içerisindeki muhalif kesimleri de bu yürüyüşten sonra herhalde artık çok ciddi anlamda muhalefet yapamayacak durumda. Yok, şu açıdan mesela bu yürüyüşten sonra fikri sağların, mesela ben hani şey açısından söylüyorum,
böyle bir adalet yürüyüşü yaptıktan sonra Fikri Sağlar'ın artık disiplinden ihracı yönünde bir pozisyon alınmaması lazım mesela. Alınmaması bence. Yani bir tanesi bu. Daha demokratik bir şeye kendi içinde de açık olunması lazım. Yani her türlü değişim açısından da açık olunması lazım. Dolayısıyla bu yönde de takip edilmesi gerekir tabii. Ama sonuçta herhalde sonuçlanmayıncaya kadar tam okuma yapamayacağımız tabii, bir süreçten, bir eylemlilikten de söz ediyoruz. Ben kaygılarım olduğu için soruları sormuyorum. Sonuçta bir kısmı yazılarımızdan, programlarımızdan filan gelen okur tepkileri de, izleyici tepkileri de doğrusu onların da sözcülüğünü yapıyor. Çünkü özellikle yani belki biraz da Kürt olmamdan, Kürtlere hitap eden yazıları daha çok yazmamdan kaynaklı Kürt dünyasında çok ciddi bir kaygı var. Yani CHP hala Kürt sorununu nasıl çözeceğine dair bir programa sahip değil diyorlar ve gelecekte böylesi bir tablo bizi doğrusu ürkütüyor. Yani iktidar olsa ne olacak? Tekrar yeniden bu ülke savaşacaksa işte bir bölgesel savaş kapıdaysa ve Türkiye o Hamas'ı milliyetçi politikalara bu kez CHP ile birlikte devam edecekse ne değişir diyorlar. Haksızlar mı? Haklılar. Şüphesiz haklılar. Ben o sözünü ettiğimiz biraz level'dan söz etmek istiyorum. Ya biz Türkiye'de o kadar sıkıntılı süreçlerin üzerine başka sıkıntılara savrulduk ki ben şunu çok yerde anlatıyorum. Biz muhalefet bile yapmıyoruz aslında. Çünkü biz çok basit şeyler söylüyoruz Fehim abi. Yani ne diyoruz biz biliyor musunuz? Çocukları istismar etmeyin diyoruz. Bak, ağaca dokunma diyoruz. Cizre'de çocuğu öldürme diyoruz. Ok meydanında Berkin Elvan'ı vurma. Güneydoğu'da Nihat Kazanan'a dokunma diyoruz yani. Hasankeyf sular altında kalmasın diyoruz. Günde 5 tane kadını öldürmeyin, tecavüz etmeyin diyoruz. Daha biz başlangıç aşamasındayız. Şimdi maalesef buraya geldik. Böyle değildik, buraya geldik. Şimdi nasıl kurtarabiliriz? Ben hep şunu sordum gazetecilikte kendime. Çok basit şeyler var aslında. Yani biz neden ilerledik? Vicdan temelinden ilerledik. Yani merhametten ilerledik. Ve buna sol düşünce deniyor galiba. Paylaşmaktan ilerledik. Yani bu kadar basit temeller üzerine bir şey inşa edebilirsek doğayla, canlı sevgisiyle bunu başarırız. Şimdi çok kafa karıştırıcı şeyler oldu CHP siyasetinde de. Gerçi bir kere ben siyasetçi falan değilim, hiçbir zamanda da sıcak bakmadım ama yani hedef kitleye göre bir şey yapıyorsanız o zaman işte o vicdan siyasetinden uzaklaşıyorsunuz. Siz realist bir biçimde ve kendinize güvenli bir şekilde bir yürüyün. Bakın arkanızdan nasıl kitleler geliyor. Şimdi artık CHP'nin şunu yapmaması gerekiyor. İşte 10 Ekim katliamının yıl dönümünde Sivas'ta insan yakanların avukatlığını yapan birinden Sayın Kılıçdaroğlu'nun plaket almaması gerekiyor o günde. Ya da ne bileyim açık fikirlilikle evet kardeşim Cizre yıkıldı burada insanlar öldü demesi gerekiyor. Evet eleştirecekse terörü de eleştirmeli tırnak içerisinde ama yani bir kitleden oy devşirmek üzere siyaset yaptığınızda aslında her kitleyi kaybediyorsunuz. İşte Kürtlerin CHP'ye bugünkü bakış açısı da budur. Ben bölgede sıkıntılar yaşandıktan sonra orada çok fazla arkadaşla görüştüm. Vallahi şunu söylemişlerdi. Ya bir işte İstanbul İl Başkanı Can Bolat'ın gelmesinden sonra Sezgin abinin Sezgin Tanrıkulu'nun sıkça ziyaretinden sonra dediler ki vallahi CHP olumlu şeyler yaptı. Yani bugünden yarına değil ama bir seçim sonra yeşil ışık yakabiliriz dediler. Ben bunu anlattım CHP'li dostlara ama akabinde dokunulmazlıklar kaldırıldı. Şimdi eğer akıllı, vicdanlı ve hedef kitleyi çok da umursamadan yani devşireceğin hedef kitleyi umursamadan bir siyaset yapsaydı CHP buralara gelmeyecektik. Umarım bundan sonra bu adalet yürüyüşü umutludur. Bugünkü fotoğraf da çok umutludur. Bundan sonra
Biraz bunlar göz önünde bulundurularak siyaset yapılır. Bizim vicdana ihtiyacımız var ya. Her şeyden önce bu toprakların vicdana ihtiyacı var, paylaşmaya ihtiyacı var, insanca yaşamaya ihtiyacı var. Ben bilmiyorum ki bunları hangi metaforlardan, hangi çizgilerden verirsiniz. Ama ben sadece bunlara ihtiyaç duyuyorum. Evet, vicdana ihtiyacımız var diyor. Son bir dakika böyle katıldığınız programa teşekkür edeceğim ama son mesajlarınızı da alıp bitireyim. Vicdan nasıl yaşama geçecek, ihtiyaç var dediğin evet. Şeyi. Yani, çok önemli aslında belki tek tabii, cümle tabii bu işin ki. Özeti. Yani siyasetin tabii çekirdeğinde olması gereken bir şey bu. Öyle olmadığı zaman yerini pragmatizm dolduruyor. Mutlaka merkezinde vicdanlı olması gereken bir siyasete ihtiyacımız var. Ve buradan tabii bağlarken cezaevindeki bütün meslektaşlarımıza da bir selam göndermiş olalım. Nuriye evet. Gülmen ve Semih Özakçay'ı da unutmayalım. Evet, ben bir kez daha ikinize de teşekkür ediyorum. Hem meslektaşım olarak hem programda fikirlerinizi bizimle paylaştığınız için. Sevgili izleyiciler, bir Artı Doğu'nun daha sonuna geldik. Gelecek Artı Doğu'larda buluşmak dileğiyle.